Sevgili izleyenler, Bengi Türk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Selvi Kahraman. Ekonomi ekranı başlıyor. Öncelikle her zaman olduğu gibi haftanın son gününde de piyasaları sizlere aktaralım. Para piyasaları diyeceğiz. Para piyasalarına baktığımız zaman BIST 100 endeksi 9640 puanla günü kapatmış. Dolar 34.68 lirayla yükselişte. Euro'ya baktığımız zaman 36.69 lirayla yükselişte. Hemen sterline bakalım. 44.03 lirayla yükselişte ve Bitcoin'e baktığımızda 96.394 dolarda ve yükselişte görünüyor. Hemen ardından altın piyasalarında ekranlarınıza getirelim. Altın piyasalarında gram altına baktığımız zaman 2.966 lirada, çeyrek altın 4.865 lirada, yarım altın 9.706 lirada görünüyor. Tam altına bakalım, 19.425 lirada ve onsuna baktığımız zaman 2.660 dolarla yükselişte görünüyor değerli izleyenler. Tabii kıymetli konuklarım var. Selçuk Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hadun Soydal bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Teşekkür ederim Selva Hanım. Günaydın Emine Hocam. Günaydın. Teşekkürler. Günaydın Selva Hanım. Günaydın. Ve Aksaray Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Emine Fırat bizlerle birlikte. Size hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İyi yayınlar Selva Hanım. Günaydın. Haldun Hocam. Teşekkür ediyoruz. Şimdi öncelikle bugün aslında önemli bir gün veriler açısından. Türkiye ekonomisinde 3. çeyrek büyüme verileri açıklanacak. Bununla alakalı ben bültenimize, konumuza başlayalım istiyorum. Haldun Hocam, sizinle başlayalım isterseniz. Bir önceki açıklanan verilerde Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde %2,5 büyüme kaydetmişti. Genel bir değerlendirmenizi alayım. Buyurun. Evet Selva Hanım, büyüme rakamları son derece önemli. Hem genel itibariyle makroekonomik veriler açısından çok sık takip ettiğimiz en önemli verilerden bir tanesi olması hasebiyle, hem de Türkiye ekonomisinin kendi özelinde biz büyümek isteyen, %5'in üzerinde büyümek isteyen, bu şekilde hem refahı arttırmak, hem gelir dağılımında adaleti sağlamak, hem de her anlamda ekonomideki gelişmeleri, büyüme dinamikleri üzerinden okumak istiyoruz. Veya genel itibariyle iktisadın en önemli alanlarından bir tanesi budur. Ekonomik büyüme teorileri. Bizde bir dönem ders var mesela. Sadece makroekonomi dışında bu da anlatıyor. Çok önemli bir alan. Aynı zamanda büyümenin rakamı kadar, yani istatistik çok şey ifade ediyor Selva Hanım ama her şey ifade etmez. Büyümenin dinamikleri de önemli. Yani bir büyüme rakamının kendisini ele alıyoruz. Türkiye %3 büyüdü, %5 büyüdü. Potansiyel büyümesi şu: toplam işte gayri safi milli hasılaya, nüfusa böldüğümüzde kişi başına düşünen milli geliri bu. Vesaire, sanayi üretim, hepsi bunun içerisinde birbirinin mütermin cüzü Selva Hanım. Büyüme dinamikleri içerisinde. İmalat sanayiniz, kapasite kullanım oranınız, nereden büyüdünüz, hizmetler sektörünüz, yani içine gel tüketiminiz, ihracatınız, ihracat ettiğiniz kalemlerdeki ithalat meyliniz, ihracat ürünlerinin katma değer yüksek ürünler olup olmadığı, yüksek teknolojiniz, beşeri sermayeniz, insan kaynağınız, bunların hepsi büyümenin dinamiklerini oluşturuyor Selva Hanım. Çok önemli bir parametre ve alt parametreleri uzantılarda çok fazla. Bir çınar ağacı gibi düşünün. Dalları var. Köküne bakıyoruz. Bir de altında bunun oluşumu var. Damarları var. Ayakta tutan. Veya bir bina düşünün. Sütun ve kolon ayakta tutuyor. Yani o bir binayı oluşturan diğer parametreler de önemli belki ama ana şey sütun ve kolon ayakta tutan. O yüzden büyümenin de dinamikleri önemli. Şimdi Türkiye ekonomisinde büyümenin düşeceğini biliyoruz. Niye? Sıkılaştırma uyguluyoruz. Çünkü enflasyon var. Enflasyonla mücadeledeki en önemli etkenlerden bir tanesi talep yönünü düşürme, talebi kısma. Maliyet yönünü zaten kur artmadığı için çok fazla problemimiz yok Selva Hanım. Yani kurdaki dalgalanmadaki boy kısaldı. Hemen hemen hiç dalgalanmıyor yukarı yönlü olarak. Sabit bir şekilde dalgalanıyor. Bu maliyet yönlü enflasyon geçişini ortodoks politikalar durdurdu. Bakın kur korumalı mevduattan da çok fazla çıkış var. Çünkü rüzgarın yönü değişti. Peki diğeri ne? Talep yönlü bir daralma olması gerekiyor. Çünkü toplam talep, yani talep oranı yüksekse, her şey alınıp satılıyorsa, ekonomide belirli ölçüde gelecek talep de öne alınıyorsa enflasyon döneminde olduğu gibi. Çünkü insanlar fiyat yükselecek diye gelecekteki talebinde şimdiki talebi yapıyor. İki talep birleşiyor. Yüksek her şey satılıyor anında. Araba geliyor, satılıyor. Ev geliyor, satılıyor. Bunları da daraltmanız gerekiyor talebi kısarak.
Ve bu da büyümeyi etkileyecek, arz dinamiklerini etkileyecek. Özellikle mesela ihracat yapan şirketlerde, Türkiye'de organize sanayi şirketlerinde çok ciddi bir problem gözükmese de iç talep daraldığı için iç taleple çalışan şirketlerde problem var bak. Neden? Çünkü iç talep baskılandı. İki, maliye politikası kanalıyla sıkılaştırma yapmanız gerekiyor. Hem para politikasıyla hem maliye politikasıyla kamu harcamalarını düşürmeniz gerekiyor. Efendim tasarruf tedbirleriyle bunu da bu dinamikleri de belli ölçüde dizginlemeniz gerekiyor. Hem para tarafında hem maliye tarafında. Hoş Türkiye'de çok ciddi bir vergi oranları artışı, efendim çok ciddi bir tasarruf tedbirleriyle kamu harcama artışını görmedik ama belirli ölçüde o yapıldı. Sıkılaştırma zaten politika faizi ve para politikası araçlarının birçoğu kullanılarak yapıldı. Dolayısıyla büyüme üzerinde baskıcı bir durum var. Zaten enflasyon dönemlerinde ekonomide bizde olmayan bir şey gerçekleşti. İşsizlik artmadı ama büyüme dinamiklerini etkileyen faktörleri kıstığınız için yatırımları, sermayenin özellikle finansmana erişimini, finansmana erişim maliyeti çok arttığı için finansmana erişemiyor şirketler. Nasıl büyüyecekler? Reel sektör büyümediği zaman hizmetler üzerine bir yere kadar oluyor. Yani büyüme dinamiklerine baktığımızda hizmetler mesela biz enflasyonda katılık nerede? Mehmet Bey'di, Mehmet Şimşek Bey'di aşkım. Hizmetler evet. Tarafı. Diğer tarafında sanayi üretiminde, kapasite kullanma oranındaki istatistikleri burada hep beraber inceledik ve tartıştık. Bu dönemde biz büyümedeki bu mevcut durumu aslında şu. Büyüme rakamı ne olacak? Belli zaten. 2,5 seviyelerinde büyüyeceğiz. Bizim potansiyel büyümemiz kaç? %5 seviyelerinde. Biz demek ki bu normal büyüme olması gereken büyüme potansiyelimizin yarısı kadar büyüyeceğiz. Peki böyle bir sıkılaştırma döneminde bu büyüme öngörülebilir ve kabul edilebilir büyüme mi? Evet. İstenilen büyüme mi? Hayır. Ama siz sıkılaştırma yapıyorsunuz biraz önce madde madde söyledim. Burada şimdi biz bugün rakamlar geldiğinde de göreceğiz. Dördüncü çeyrekte de sıfır büyüyebiliriz bilmiyorum. Eksi de büyüyebiliriz. 2,5 oranlarında yılı kapatacağımızı öngörürsek veya derecelendirme kuruluşları, uluslararası bankalar açıklamalarında bulunuyor. Ki hakeza aynı şekilde Merkez Bankası'nın da tahminleri bu yönde. Demek ki biz 2,5-3 seviyelerinde bir büyüme gerçekleşeceğiz. Ama yine de pozitif bir büyüme, artı yönlü bir büyüme bakın. Şimdi nereden bakıyoruz uzman resme? Bir, potansiyel büyümemizin altında istediğimiz bir büyüme değil. İki, sıkılaştırma dönemine rağmen toplamda bir yıl içerisinde stagflasyona girmeden ekonomi bir şekilde büyümüş. Çok ciddi bir derin dondurucuda donmamış ekonomi. Soğutulmuş ama dondurulmamış. Üçüncü olarak da bu büyümenin dinamikleri nedir? Ya yani pazartesi gününde bunların hepsini zaten büyüme rakamlarının içerisinde TÜİK açıklıyor. Daha fazla bu konuda tartışabiliriz. Peki teşekkür ediyorum hocam. Emine hocam şimdi Türkiye ekonomisi üst üste 16 çeyrektir bir büyüme kaydediyor ve 3. çeyrek büyümesinin de pozitif geleceği aslında öngörülüyor. Sizin değerlendirmeleriniz nedir bu noktada? Yani bu devam edilebilir mi sizce? Evet, şimdi ekonomik büyüme aslında biraz önce Haldun hocam da bahsetti. Sadece tek başına değerlendirilebilecek bir gösterge değil. Çünkü makro göstergeler, makro ekonomideki büyüklükler birbirleriyle ya aynı yönde ya da ters yönde bir ilişki içindedirler. Öyle olunca hepsini bir arada aynı yönde veya hepsini bir arada ters yönde değerlendirmek mümkün olmayabilir. Tabii büyümeyle ilgili rakamlara baktığımızda önümüzde de var. Genelde büyümenin inşaat, hizmetler ve tarım sektörü üzerinden geldiğini görüyoruz. Özellikle hizmetler kesimini. Çünkü evet, tarım, gayrimenkul ve hizmetler gibi sektörler daha çok olumlu katkı sağlamış hocam. Evet, evet daha çok olumlu katkı sağlamış söylediğiniz üzere. Ve sanayi kesiminin özellikle hizmetler kesimi açısından iş yaratan bir kesim konumunda olduğunu da görüyoruz. Bunun için de bunu da önemsiyorum ben. Aslında dezenflasyon programının getirmiş olduğu bir büyüme rakamı. Çünkü bir üçlü açmazdan hep bahsediyorum ve bunu yaparken de büyümeyi eğer sağlamak istiyorsanız ülkede enflasyonla ilgili bir problem çıkabiliyor. Enflasyonu düşürmek için sıkı para ve maliye politikası
Yani çünkü para politikası ile maliye politikasını eş güdümlü görüyoruz. Bu büyüme rakamlarını incelerken onu da dikkat çekmek istiyorum. Bunu yaparken de büyümeden feragat etmek zorundayız. Bazı ülkeler, özellikle Avrupa ülkeleri, enflasyondan çok korkarlar. Yani enflasyon Maastricht kriterleri dediğimiz kriterler içerisinde en çok korktukları şey enflasyondur. Mesela Amerika işsizlikten çok korkar. Yani bunların hepsini bir arada değerlendirdiğimizde sıkı para politikası ile birlikte gelinen bu noktada büyümenin %2,5 olmasının yavaş yavaş, biraz önce söylediğimiz gibi şok değil. Çünkü negatif büyüme de olabilir. Negatif büyümenin de olduğu günler oldu Türkiye'de. Yani 2001 krizini size hatırlatmak isterim. Ama şunu da hatırlatmak isterim ki 2001 krizinden sonrasında yapılan bu yapısal reformlar, özellikle bankacılık reformu, kamu mali disiplininin sağlanması reformu veya Avrupa Birliği ile müzakerelerin tekrar başlanması reformlarının bu anlamda büyümeyi o negatiflikten yapısal reformlarla birlikte pozitifliğe getirdiğini görüyoruz. Bu ne demektir? Ekonomik büyüme tek başına algılanmamalıdır. Ekonomik büyümenin yanına bir de kalkınmayı da eklememiz gerekiyor. Biz aslında negatif büyüyelim ama kalkınmayla ilgili göstergelerimiz ileriye gitsin. Bunlardan bir tanesi insani gelişme endeksi. Mesela sağlıktaki ilerlemeler, insan hayatının ömrünün uzaması veya eğitimdeki endeksler veya gayri safi yurt içi hasıla içerisindeki kişi başına düşen milli gelirin artması. Bununla ilgili gelir dağılımının düzenli bir şekilde eşit bir şekilde dağıtılması ile ilgili konular. O yüzden bunların önümüzdeki dönemlerde enflasyonun düştüğünü ve buna karşılık büyüme oranının da bu arada düştüğünü görebiliyoruz. Hatta sıfıra yaklaştığını bile görebileceğiz. Veya işsizlik oranlarının yükseleceğini görebileceğiz. Onun için enflasyonla mücadele ederken bu konularla da karşıya kalabileceğimizi ve buna göre makroekonomik ihtiyati tedbirler alarak enflasyonun %35 dolayına geldiğini düşünürsek büyümeyi yeniden ne diyelim yükselteceğini, büyümenin tekrar ateşleneceğini de söyleyebiliyorum. Peki hocam, inşaat sektöründen de bahsetsek aslında biraz. İkinci çeyrekte %6,5 büyüme gerçekleştirmiş. Üçüncü çeyrekte de inşaat sektörünün büyümeye katkısı devam eder mi peki sizce? İnşaat sektörü Türkiye'nin tabii gerçeği. Çünkü biliyorsunuz hem bir deprem bölgesiyiz. Geçtiğimiz dönemlerde depremle ilgili çok büyük harcamalar da yapıldı. İnşaatla ilgili sıkıntılarımız da olacak. Bunun için konut yapımlarına devam edilecek. İnşaat sektörü her zaman olacak. Çünkü insanların barınmaya ihtiyaçları var. Bununla ilgili de baktığımızda inşaat sektöründeki bu artışın devam edeceğini düşünüyorum. Peki, Haldun hocam, siz peki sektörel bazda tek tek ele alacak olursak, mesela tarım, gayrimenkul ve hizmetler sektörü biraz önce biraz bahsettiniz ama bunun haricinde sanayi sektörü, inşaat sektörü olarak değerlendirecek olursak nasıl görüyorsunuz? Şimdi Selvi Hanım, zaten hizmetteki katılık enflasyon düşmemesine en önemli etken dedik. Bu da bize neyi gösteriyor? Hizmetler sektöründeki ekonomik büyüme içerisindeki durumunu gösteriyor. Bakın, enflasyon rakamları açıklandığında, onun da iç durumuna baktığımızda, özellikle hizmetler sektöründeki katılıktan dolayı enflasyon istediğimiz seviyede düşüremiyoruz özetle. Gıda da bir taraftan. Ama diğer taraftan hizmetler sektöründeki bu mevcut durum ekonomik büyümeye de yansıyacaktır. Belki oradaki olumsuz tablo ekonomik büyüme rakamını olumlu etkiliyor, öyle söyleyeyim. Ama sanayi üretimindeki düşüşü burada
kaç kere istatistikler üzerinden analiz ettik. Aynı şekilde kapasite kullanım oranı da %80'in altında biliyorsunuz Türkiye'de. Olması gereken seviyenin aşağısında. Bunun temel sebebinin de özellikle sıkılaştırmadan kaynaklandığını söyleyebiliriz. Aslında sıkılaştırma olmasa Türkiye'de sanayi iyi gidiyor işler. Selva. Yani bizim sanayicimiz esnek üretim yapıyor. Zeki insanlar gerçekten. Çabuk kabiliyetleri, çok yüksek uyum kabiliyetleri. Pandemide bunu net bir şekilde gördük yani. Çok net bir şekilde Türk sanayisi burada rüştünü ispatladı diyebiliriz. Bu Trump politikalarından da bir şekilde avantaj sağlayacaktı Türkiye. Yani bu lokasyon ve bu üretim esnekliği bizim şu anda tek problemimiz sanayide yüksek teknoloji ürünü üretme oranını yükseltmek. %4'lerden %20'lere çıkarmak. Bunu da başardığımız zaman hep örnek veriyoruz ya cin şişeden çıktı diye. O zaman o cin şişeye hiçbir zaman girmeyecek. Şeyi kırmış olacağız o barajı. Tam bir kalkış aşaması. Yani bizim için şu anda büyüme dinamiklerinin içerisinde hizmetler sektörünün olduğunu enflasyon rakamlarından zaten biliyoruz. İşte birazdan da açıklanacak. Bu bir taraftan her ne kadar olumsuz gibi gözükse de diğer taraftan da bu avantaj var. İstihdam yaratıyor bir de Selvi Hanım. İstihdam yaratıyor. Ama diğer parametrelerde biz genç nüfusumuzu nasıl istihdama koşarız? Türkiye'de atıl pozisyonda olan gizli işsizliği nasıl katma değerini artırırız? Verimliliği nasıl artırırız? Toplam faktör verimliliğini nasıl artırırız? Bunların hepsini de değerlendirdiğimizde önümüzdeki dönem içerisinde orta vadeli programdaki yapısal sorunlara temas eden temel noktalarda başarı sağlayabilirsek büyüme açısından da o zaman Türkiye'de büyüme dinamikleri açısından belli bir paradigma değişmiş olur. O zaman %5 büyümemiz çok anlamlı, daha büyük bir anlam ifade eder Selvi Hanım. Peki hocam, bir de Türkiye'deki durumlardan bahsettik ama şöyle bir küresel ekonomik belirsizliklere de bakacak olursak 3. çeyrekte, yani Türkiye ekonomisinin büyüme performansını etkiliyor mu ya da nasıl etkiliyor? Etkisi ne kadar? Yani ben şöyle özetle şöyle söyleyeyim. Bu coğrafyada bu yaşanan olaylara ne gibi Orta Doğu'daki gelişmeler, Rusya-Ukrayna savaşı, Türkiye'deki meydana gelen deprem ve sıkılaştırma politikaya rağmen %2,5-3 büyümek bence başarıdır. Demek ki ekonominin psikolojisi sağlam. Bakın. Bu çok ciddi bir başarı Selvi Hanım. Yani başımıza gelenlere bakın. Şimdi bu zaviyeden bakmıyoruz. Şimdi eleştirmek kolay. Ve konuşması kolay. Biz akademisyeniz. Burada sabaha kadar konuşabiliriz. Ama bir de o, yani bir nominal durum var iktisatta. Çok ayrı, reel durum var. Aynı şekilde ekonomik psikolojisi açısından da bir nominal reel durum var. Türkiye'nin coğrafyasının bulundurduğu, getirdiği sürekli dinamik bir süreç var Selvi Hanım. Deprem oldu mu kısa süre önce? Oldu bak. Öncesinde ve sonrasında bölgedeki yaşanan gelişmeleri alt alta yazalım. Hemen öncesinde pandemi oldu. Şu 5 yıl içerisinde gelen başka bir ülkenin başına gelse, bir de sıkılaştırma politikası uygulasa enflasyon, yani %3 büyümeyi de buradan da okumamız lazım biraz. Yani bizim her şeye rağmen reel sektör güçlü olduğunu gösteriyor bu Selvi Hanım. Bizim reel sektör çok güçlendi, büyüdü ve bu süreç içerisinde kendini yeniledi öyle söylüyor. Peki Emine Bir hocam, de bunu siz bir şey söyle. Ankara'daki Buyurun, devam edin. buyurun. Ankara'daki gibi her zaman konuştuğumuz gibi yani savunma sanayi şirketlerinin öncülüğündeki çok atıfta bulunuyoruz belki ama bulunmak zorundayız çünkü başat aktörler onlar. Bunların yapmış olduğu gibi genel bir ekosistemi de bu şekilde değiştirebilirsek o zaman bakın çok farklı şeyler konuşabiliriz. İnşallah temenni ediyoruz. Türkiye bu yolda ilerliyor. Mesela az zamanda çok iş yapabiliyor Türkiye. Tok arabası mesela yola çıkıldı. Bunları mesela belli kesim inanmadı. Öyle değil mi? Eleştirildi mesela İtalya'da yapıldı dedim vesaire. Böyle bir sürü ıvır zıvır. Ne oldu? Şimdi mesela Kaan hakkında da benzer şeyler yapıldı, tezviratlar. Ortaya çıktı işte 2028'de uçacak. Bu çok çok büyük başarı. Yani biz yapabiliyoruz bunları. Kendimize özgüvenimizi gerçekçi bir şekilde özgüvenle, sağlıklı politikalarla ve istikrarla gittiği zaman Türkiye ekonomisi bunu da başaracaktır. O döngüyü de değiştirecektir. O zaman hem büyüme dinamiklerinin kalitesi artacaktır. Bakın. Yani %10 büyümekle %5 büyümek istatistik olarak mesela %10 büyüyüm diye. Ama ben teknoloji üretimiyle %5 büyümeyi hizmetler sektörüyle ya da
düşük montaj sanayiyle büyümeyi tercih ederim. İstatistik dediğim gibi çok şey anlatıyor ama her şeyi anlatmıyor. Önümüzdeki 5 senenin en stratejik planlaması bu Türkiye'de. Peki teşekkür ediyorum hocam. Emin hocam siz bir şey söyleyecektiniz sanırım. Buyurun. Ben de buna ekleyecektim. Yani Buyurun. Türkiye'nin karşılaştığı riskler kadar dünyada da şu anda iki tane önemli sorun var. Zaten bunlardan bir tanesi küresel ısınma. Yani ekolojik olarak dünyamız değişiyor. Bununla ilgili de bütün ülkeler bundan olumsuz yönde etkileniyor. İkincisi de Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyadan dolayı jeopolitik riskler. Bunlar önce de vardı, şimdi de var, yarın da devam edecek. Yani Suriye'nin içinde bulunduğu durum, İran'ın içinde bulunduğu durum, Ukrayna-Rusya savaşı, Avrupa'nın içinde bulunduğu resesyon, Çin'in Amerika ile olan rekabeti, bunlardan dolayı da Türkiye tabii etkileniyor. Ancak Aldın Hocam'ın da söylediği gibi bu krizi fırsata çevirme durumunda Türkiye bunu iyi yapıyor. Yani krizleri aslında fırsata çevirebiliriz. Bununla ilgili o bulunduğumuz coğrafya içerisinde jeopolitik risklerimizi önceden görerek, önceden tedbirleri alarak, buna göre makro ihtiyati tedbirleri de ekleyerek aslında Türkiye bu dünyadaki gelişen olumsuzluklardan kendisine pay çıkarabilir. Bunu ekleyecektim. Peki teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun. Şimdi bir başka konu aslında ekonomik güvenle alakalı konuya geçmek istiyorum. Ekonomik güven endeksi Kasım'da 5 ayın zirvesinden geriledi aslında. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Kasım ayına ilişkin ekonomik güven endeksi %0,9 oranında azalarak 97,1 değerini aldı. Ve hani 5 ayın zirvesinden gerilemiş olduğu bu veriyle birlikte. Hadun Hocam sizinle başlayayım isterseniz. Bu düşüşün başlığı sebepleri nelerdir? Neler yapılması gerekir? Nasıl önlemler alınması gerekir? Buyurun. Şimdi burada istatistiğin yüzden büyük olması önemli. Yani istatistiğin ne dediğine bakalım önce. Ama biz de şu dönem içerisinde bu seviyeyi de olumsuz göremeyiz Selva. Yüze yakın bir, bakın 97, 98'den 97 aralığında, bak 95 var ya şu ortada tam. Oradan bir yükseliş var. Ne zamandan itibaren? 2023 11. aydan bak. Yani genel itibariyle yükselen bir seyir var. Son aylık dilimde biraz azalma var. Ekonomik bu parametrelerde şu anlamda önemli Selva Hanım. Ekonomi sadece matematik değil. Yani insanların psikolojik yani sonuçta insanla çalışıyorsunuz. İnsan bir robot değil. Yani beden ve ruhtan oluşan bir varlık. Yani hem fiziksel taraf var hem ruhsal taraf var. Belirsizlik, mesela altının en önemli yükselme nedeni ne? Belirsizlik, psikoloji. Yani iktisatta psikoloji ilişkisi de var. Ekonomi biliminin multidisipliner çok yönü var. Bir tanesi de psikoloji. Çünkü hepimiz insanız. Bu tartışılıyor mesela ne kadar rasyonel kararlar alıyoruz diye. O yüzden bize davranışsal iktisat, nöroekonomi gibi alanlar doğdu. Hocam bilir işte Nobel ödülü alan hocalarımız da oldu Amerika'da. Yani bunları hepsini birleştirdiğimizde ekonomideki güven, politikalın, sizin almış olduğunuz kararların hayata geçirilmesinde ve bunların da kısa sürede sonuç alınması da çok önemli. İnanması gerekiyor bunu politika yapıcıların yapmış olduğu kararların. Yani Maliye Bakanı bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanımız bir açıklama yaptı. İşte Cevdet Bey bir açıklama yaptı. Bunların hepsinin birbiriyle örtüşmesi gerekiyor. Şu anda örtüşüyor. Ve bu açıklamalardan sonra da ekonomiyle ilgili tüm hane halklarının, reel sektörün, sizin, benim buna inanmamız, güvenmemiz gerekiyor. Dün de söyledim, parasal aktarım mekanizmasının tam önemli bir noktalarından biri de beklentiler kanalıdır. Yani beklentileri de çok iyi organize etmeniz gerekiyor. Yönetmeniz gerekiyor. Siz söylediniz ama mesela dün Mehmet Şimşek Bey niye eleştiriyordu açıklamasında? Reel sektörün enflasyonun düşeceğine inanmamasını. Bakın. Açıklama dedi ki reel sektör, siz dedi niye enflasyonun dedi dezenflasyon sürecinin nihai hedeflerine ulaşacağına inanmıyorsunuz da dedi, beklentileriniz yüksektir, eleştirdi. Bence haklı da bu ölçüde. Peki reel sektör niye inanmıyor? Çünkü içinde yaşamış olduğu 2 senelik periyotta oturdu enflasyon anlayışı.
Kemikleşti onlara göre. Kısa sürede bir de piyasanın içinde olduğu için adamlar, esnaf adamlar. Alıyor, satıyor, veriyor. O şeyin içerisinde yani sektörün içerisinde. Canlı yaşıyor bunu. Evet. Hayatı bunu. Hayatını bununla kazanıyor. Öyle olduğu zaman sizin söyleminiz de ondaki yaşanan aynı anda örtüşmediği için hala reel sektörün özellikle bakın orada yazıyor reel kesim güven endeksinin ama yüzün üzerinde bakın orada olumlu. Özellikle yüz orada baraj. Belirli ölçüde biz bunu özellikle enflasyon beklentisinde tam gerçekleştiremedik. Zaten bir artış gerçekleştirmiş reel kesim hocam. Evet, olumlu. 1,2 artarak 103,4 olmuş. Siz de 100'den büyük olursa bu iyi bir veri demiştiniz. Yani yüzden küçük olması ekonomide önümüzdeki süreçte karamsarlığı, kötümserliği anlatıyor. Yüzden büyük olması da iyimserliği gösteriyor Selvi Hanım. Şu anda yüzden küçük bakın genel ortalamasından bahsediyoruz ama. Bakın tüketici güven endeksini görüyor musunuz? En düşük olan. Evet. Neden? Enflasyonu en ağır hisseden hane halklarının gelir seviyesi düşük olan kesim, emekli, asgari ücretli, yani yoksulluk sınırının altındaki kesim olduğu için onların güveni daha geride haliyle. Kiralar yüksek, siz markete gidiyorsunuz, fiyatlar sürekli yükseliyor. Şunu iyi anlamamız lazım Selvi Hanım. Dezenflasyon süreci demek enflasyon olmadığı süreç değil. %75'lerden %45'e geldiği için biz dezenflasyon diyoruz. Ama enflasyon var ve yine yüksek. Hepimiz yaşıyoruz bunu. Evet. Yani şu anda Türkiye'de enflasyon var ve yine çok yüksek bir enflasyon var. Yani kısa sürede bu güven endeksini özellikle enflasyon tarafından söylüyorum. Sadece enflasyonda değil ama. Yani ekonominin tamamına güven gerekiyor. Bir de siz bu güveni daha önce bir şekilde güvenle ilgili problem yaşandığı için ekonomide kısa sürede bir anda değiştirmeniz de mümkün değil. Ama ben genel itibariyle söylüyorum. Ekonomide şu anda güven var. Yani şu an 100'ün altında da olsa ortalama belirli ölçüde geleceğe yönelik bir iyimserlik var. Ama kötü tarafı Ekim'le Kasım ayındaki gerileme Selvi Hanım. Yani oradaki 95'ten yukarı yönlü 11. aydan bu yana yükseliş var. Geçen sene 11. aydan bu yana ama şu son aydaki düşüşü iyi okumak lazım. Bakın ekonomik güven endeksindeki 98'den 97 yani bunun 98, 99, 100 seviyelerine çıkması bizim için önemli. Reel kesim güven endeksi burada bakın. Hizmet sektörüne bakar mısınız? 111 seviyesinde. İşte bak birleşti görüyor musunuz şimdi? Bak, ekonomik büyümenin dinamikleri, hizmet sektöründen kaynaklanan katılık enflasyonun düşmemesindeki bir etkisi ve hizmet sektörü güven endeksinin hepsini birleştir. Rakamlar söylüyor. Peki hocam, teşekkür ediyorum. Emine hocam, size de sorayım. Aslında rakamlar ekranda var ama tüketici güven endeksi %1 düşüşle 79,8'e geriledi. Reel kesim güven endeksi %1,2 artarak 103,4 değerini aldı. Hizmet sektörü güven endeksi %2,9 oranında azalarak 111 seviyesine indi. Perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,9 artışla 111,7'ye ulaştı. İnşaat sektörü güven endeksi de %1,7 yükselerek 87,8 değerini aldı. Hem sizin genel bir değerlendirmenizi almak istiyorum. Hem de tüketici güven endeksindeki düşüş ve reel kesim güvenindeki artış gibi farklı yönelimler ekonomide neye işaret ediyor? Yani bu nasıl bir tablo? Evet, bu ekonomik güven endeksine baktığımız zaman tek bir açıdan düşünmememiz gerekiyor. Çünkü ülkemizde talep enflasyonu olduğu kadar maliyet enflasyonu da var. İthal edilmiş enflasyon da var. Yani talep enflasyonu açısından baktığımız zaman tüketici güven endeksinin düşmesi gayet normal. Yani tüketici güven endeksi bakın %80'lerden nereye? %79,8'lere Evet. düşmüş. Yani aslında enflasyon ana eğilimde düşüşte. Evet. Kısa vadede enflasyonu düşürmeyi ve para politikası kurulu da Merkez Bankası'nın açıklamaları da bu yönde. Ancak bunun da kolay olmayacağı yönünde açıklamalar var. Yani bu bir süreç. Yani kısa vadede enflasyonu düşürmek kolay değil. Biz bunu daha öncesinde de yaşadık. Uzun yıllar hatta enflasyonla mücadele edildi. Onun için buradaki ekonomik güven endeksi aslında bizleri şaşırtmamalı. Özellikle hizmet sektöründeki güven endeksi biraz önceki konuşmamıza paralel olarak bakın
114'ten 111'e düşmüş. Veya inşaat sektöründeki güven endeksi 86'dan 87'ye yükselmiş. Perakende'deki bu sanayi kesiminde veya hizmet kesimindeki artışa da dikkat çekiyoruz. İşte öyle olunca bu durum bize özellikle enflasyonun beklendiği şekilde düşmediğini. Ancak bununla ilgili beklentilerin olumlu yönde seyrettiğini. Bunun içerisinde özellikle hem anketlere dayalı beklentilere baktığımızda hem de Merkez Bankası tarafından baktığımızda aslında bunun yavaş yavaş gerileyeceğini, yani bir şok etkisi göstermeyeceğini, yavaş yavaş düşeceğini gösteriyor. Ama bir taraftan da tüketici güven endeksinde biz bunu da görüyoruz. Satın alma gücünün düştüğünü ve satın alma gücünün düştüğü için de emekçinin aslında biraz daha bundan tüketici güven endeksinde sonucunu çıkarttığını görüyoruz. Yani emek Yani kesimi, bu tüketici tüketici kesimi. güven endeksindeki bu düşüş aslında hocam bireylerin harcama ve tasarruf alışkanlıklarına nasıl yansıyor sizce? Evet, özellikle sıkı para politikalarında genel olarak tasarruf edilmez. Çünkü faizler de yüksek olduğu için yatırımlar da düşüktür. Genelde harcamaya yönelir insanlar. O yüzden de tasarruf oranları düşer ve harcama oranları yükselir. Bundan dolayı da yatırım da yapamayacağına göre, çünkü beklentiler faizin düşeceği yönünde. Ekonomik büyüme açısından da enflasyonun biraz daha böyle düştüğü anda özellikle Merkez Bankası politikalarının biraz yerine oturduğu zaman hemen ekonomik büyümeye hedefler takılır. Ve o yüzden de ekonomik büyümeye doğru gidilir. Bundan dolayı da insanlar biraz daha gelecek dönemde faizlerin bir iki baz düşürülüp yatırımların artacağına, bu istihdama bunun etki edeceğine, bundan dolayı da bu konuda aslında ekonomik güven endeksi içerisinde küçük oynaklıkların olacağını da söyleyebilirim. Peki, teşekkür ediyorum hocam. Hadun hocam son soruyu da size yönelteyim. Önümüzdeki aylarda bu endeksin yükselmesi için ne tür politikalar uygulanmalı ya da ne tür teşvikler yapılmalı? Şimdi Selva Hanım, bir tercih meselesi bu. Şimdi biz enflasyonu düşürmek istiyoruz. Sıkı politikadan şu hesapta, yani şu etaplara %2'nin altına düşmediği için aylık enflasyon vazgeçemiyoruz. Aynı zamanda hizmet sektöründe katılık da belli ölçüde direnç gösteriyor buna. Biz bu politikaya Merkez Bankası'nın sıkı para politikasına sadece politika faizi üzerinden de okumuyor bak. Biz öyle değerlendiriyoruz. Çünkü en baskın o. Yani herkesin gözünü diktiği politika faizi olduğu için sadece politika faizini konuşuyoruz. Birçok para politikası aracı var. Selektif krediler var. İşte ihracat kredilerini konuştuk. Efendim zorunlu karşılıklarla ilgili çalışmalar var. Bunların hepsini bir genel itibariyle değerlendirmek gerekiyor. Şimdi demek ki sıkılaştırıcı politikalar devam ediyor. Hocam bir kısmını özetledi. Ekonomik güven endeksinin de önemli, bakın önemsiz demiyorum. Önemli bir parametre. Ülkenin o finansal durumunun gelecekle ilgili beklentilerini gösteren önemli bir gösterge. Buradan okuyoruz. 100'ün üzerinde olmasını tabii ki istiyoruz genel itibariyle ama Türkiye'nin şu andaki geçtiği süreç içerisinde hepsini aynı anda halletmesi mümkün değil. Yani hem siz bir taraftan enflasyonu düşeceğim diyorsunuz, bir taraftan faizleri yükseltip ne yaptınız? Mevduat faizini yükseldiğinde insanlar yatırıma yönelmedi. Bu ciddi bir çünkü faiz oranı var. Evini satıp götürüp yatırım oluyor. Yani her şey bir anda değişti. Yani siz sıcaktan soğuğa geçer gibi, siyahtan beyaza geçer gibi bir politika değişikliği yaptınız Selvi Hanım. Çok ciddi bir değişim. Bakın her şey bir anda değişti. Esnen hurra araba alan araba piyasası durdu. Konut aynı şekilde. Yani her şey değişti bir anda. Çünkü tüm politikayı bir gecede seçimden sonra hem yönetim ve felsefe anlamında değiştirdiniz bakın. Hem söylem ve eylem anlamında değiştirdiniz. Hem de uygulama anlamında değiştirdiniz. Bunun bir anda piyasada böyle hani muhkim kılıp kısa vadede tüm güveni getirmeniz, oluşturmanız, yatırım iklimini geliştirmeniz çok kolay değil. Belirli kesim buna
olumlu bakarken belirli kesim olumsuz bakacaktır. Aynı zamanda enflasyon hala yüksek. Biz enflasyonu hala mücadele edeceğiz ve belirli bir zaman da alacaktır bu Selvan. Yani Peki. bunu 2025'in başında ortadan kalkacak bir problemden bahsetmiyoruz. Ortalama vadeli program tutarsa 2025 sonu zaten. Daha önümüzde kış devam ediyor o anlamda. Peki, çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için güven endeksi ile alakalı. Şimdi aslında bir de ticaret verilerine geçmek istiyorum. Bir haberimiz var, ona gidelim. Ondan sonra sizin yorumlarınızı alayım ben. Ticaret Bakanı Ömer Bolat dış ticaret verilerini değerlendirdi. Bakan Bolat dış ticaret açığının gerilediğini, Cumhuriyet tarihinin en yüksek Ekim ayı ihracatının gerçekleştiğini açıkladı. Cumhuriyet tarihinin en yüksek Ekim ayı ihracatı gerçekleşti. Türkiye, dünyada yerli üreticilerini ithalattan en fazla koruyan ülkeler arasında yer aldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat dış ticaret verilerini değerlendirdi. Dış ticaret açığı tepe noktası olan 2023 Mayıs ayına göre 2024 Ekim ayı itibariyle tam 44,3 milyar dolar gerilemiştir. Dış ticaretteki iyileşmeler neticesinde Ekim ayında da fazla vererek 5 aydır üst üste cari işlemler hesabında fazla vermiş olacağız. Ekim ayı dış ticaret verilerine göre ihracat %3,1 oranında artışla 23,5 milyar dolar oldu. Böylece Cumhuriyet tarihinin en yüksek Ekim ayı ihracatı gerçekleşmiş oldu. Dış ticaret açığımız 2024 Ekim ayında tepe noktası olan 2023 Mayıs ayına göre Ekim 24 itibariyle yıllıkta tam 44,3 milyar dolar gerilemiştir. Dünyada yerli üreticilerini ithalat kaynaklı zarar ve tehditlere karşı ticaret politikası savunma araçlarıyla en fazla koruyan ülkeler arasındayız. Evet, hocalarım devam edelim isterseniz. İhracatla devam edelim. Haberimize de ekranlarınıza getirdik. Ben de biraz bilgi vereyim. Ekim ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %3,1 artarak 23 milyar 500 milyon dolara ulaştı aslında yapılan açıklamalarda. Şimdi Haldun hocam sizinle devam edeyim isterseniz. Ekim ayında ihracatın %3,1 artarak 23,5 milyar dolara ulaşmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu artış küresel ekonomik koşullara rağmen başarılı bir performans mı sizce? Elbette. Maşallah diyorum. Ben de hemen TÜİK'i açtım siz söylerken. 23 milyar 500 milyon dolar. İthalatta bir değişim olmamış. 29 milyar 409 milyon dolar. Bu bize hem dış ticaret, Selva Hanım, bizim cari işlemler açığındaki en büyük kalem dış ticaret açığımız zaten. Bunun içerisinde enerji çok büyük başat bir aktör. Şimdi biz enerjiyi içeriden bir şekilde ne kadar ikame edersek, yani %100 ikame elbette ki edemeyiz. İthalatçıyız ama alternatif enerji kaynaklarına yoğunlaştık. Burada da ciddi bir aksiyon aldık uzun yıllardır. Hem elektrik enerjisinde, hidroelektrik santralleriyle, HES'lerle, efendim güneş enerjisiyle, malumunuz rüzgar enerjisiyle, jeotermal hepsini aynı anda kullanıyoruz. Mersin'deki Akkuyu nükleer santral bitmek üzere. Gabar'dan petrol çıkardık. Karadeniz'den doğal gaz çıkardık. Bu Türkiye tarihinde görülmemiş olaylar. Sanki çok böyle hani sıradan gibi anlatılıyor. Biz orada Gabar'a giremiyorduk ki petrol çıkaralım. Orada terörü kuruttuk. Petrolü bulduk. Petrolü çıkarabilecek sondaj sistemini, teknolojisini, mühendisliğini geliştirdik. Doğal gazı çıkarabilecek mühendisliği, o gemiyi yapabildik. Bunlar çok önemli değişmeler ve büyük tarihi başarılar. Enerjiyi burada mümkün olduğunca Türkiye'de temin edebilirsek, çünkü stratejik açıdan da önemli enerji. Rusya Avrupa'yı ne diye tehdit ediyor? Doğalgazını keserim diye. Kesti de. Hakikaten yani muhtaçlar. O yüzden bu çok, ikamesi ne kadar artırırsak bu kadar önemli. İkincisi, biz ihracatı ne kadar artırır ve bu ihracat içerisinde ithalat bağımlılığını ne kadar düşürür ve ekonomide bunu ne kadar yüksek katma değerli ürünlerle yapabilirsek, ikinci temel konu bu. Şu anda belirli ölçüde montaj sanayi olduğumuz için ihracatımız arttıkça ithalatımız da artıyor bak. Ama şuradaki istatistikler bunun değiştiğini gösteriyor. Her zaman hocam da bilir, ithalat da daha fazla artardı. Dolayısıyla dış ticaret açık verirdi. Hem enerji ikame ederek, hem katma değer yüksek ürün üreterek burada da bir değişim olduğunu görüyoruz bakın. Bu da önümüzdeki süreçte Türkiye'deki yüksek teknoloji katma değerinin oranının artacağının ayak sesleri.
olarak okumamız lazım. Ocak-Ekim döneminde baktığımızda yine 216 milyar, 195 milyar dolar. İthalat da %7.2 azalmış, 282 milyar 49 milyon dolar. Hı-hı. Ama yine ithalat fazla burada. Ocak-Ekim. Sizin söylediğiniz Ekim ayıydı, bir de Ocak-Ekim dönemi var. Hı-hı. Ocak-Ekim döneminde %3.1 artmış Selvi Hanım. Hı-hı. İhracatımız, ithalatımız ise %7.2 azalmış bakın. Hı-hı. Bu da önemli. Ekim ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat %7.2, ithalat ise %2.4 arttı. Hı-hı. İhracattaki gelişim hızını bakın orada istatistiklerden görüyoruz. Özellikle enerjiyi ve altını çıkardığımız zaman o zaman başka şey söylememiz gerekiyor. Tabii enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç hocam ihracatın %7.2 artış göstermesi. Evet, evet, bu da önemli. Evet. Dış ticaret açığımıza gelelim. Dış ticaret açığımız Ekim ayında Selvi Hanım, Emine Hocam %10.5 azalmış. Evet. 5 milyar 909 milyon dolara düşmüş hocam. Evet doğru efendim. Aynı zamanda dış ticaret açığımız Ocak-Ekim dönemine baktığımızda ise %30.1 azalmış. Hı hı. Kasım aralığı da ekleyin buna. Demek ki %30 seviyelerinde, yine 30-32 seviyelerinde. Bu da ciddi bir oran Selvi Hanım. Hı hı. Bu da cari işlemlere yansıyor işte. Evet. Ne diyor Sayın Bakan? Cari işlemler bir problem. Bir de şimdi cari işlemler problemiyle uğraşmamış oluyor. Ha şunu diyebiliriz. Ekonomi de küçüldü ama. Tamam. Bir şey demiyorum. Bizim o paradoksu da kırmamız için hem enerji tarafını hem de yüksek teknoloji tarafına yoğunlaşmamız gerekiyor. Zaten bunu da hep beraber defaatle söyledik. Hı hı. Yine Ocak ekonomi dış ticaret açığı %30.1 azalarak 94 milyar 267 milyon dolardan bakın 65 milyar 853 milyon dolara gerilemiş. Hı hı. Aynı zamanda 2023 Ocak-Ekim döneminde %69.0 iken ne efendim? Çok önemli bir oran. İhracatın ithalatı karşılama oranı bakın. Hı hı. 2024 yılının aynı döneminde yani bir önceki yıla göre %76.7'ye yükselmiş. Hı hı. İstatistik üzerinden okuma olarak söylüyorum bunu. İktisat üzerinden okuma başka ama Selvi Hanım. Orada biz cari işlemler açığıyla büyüme arasındaki paradoksu dile getirmemiz lazım. Sıkılaştırıcı enflasyon önlemlerinden mütevellit düşen yatırımlar, finansman erişiminin zorlaşmasıyla gerileyen dinamiklere ve ekonominin büyüme dinamiklerine bakmamız lazım ki işte 2,5-3'e düşmemiz de önemli burada. Evet. Ekim ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payına bakar mısınız? %93.3. Evet. Bu da önemli. Bunun içerisinde tarım, ormancılık, balıkçılık sektörünün payı %3.6, madencilik ve taş ocaklığı sektörünün payı %2.5 olmuş. Ocak-Ekim döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %94.2, diğer ikisinin de %3.5'da %1.8. Hı hı. Ekim ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı %68.2 Selvi Hanım. Yine aynı şekilde 2024 Ekim ayında ara malların payı %68.2, sermaye mallarının payı %14.3 ve tüketim mallarının payı %17. Ne yapıyoruz biz? Ara malı alıyoruz. Ara malı ithalatı neden yüksek? Montaj sanayinde özellikle ara malı çok gerekiyor bakın. Bunu da bu şekilde okumamız lazım. Hı hı. Burada dönüştürüyoruz bir şekilde. İşte bunu da yine o söylemiş olduğumuz tam kritik döngüde kırdığımız zaman Selvi Hanım birçok noktada Türkiye'de dış ticaret fazlası verecektir Türkiye. Enerjiden dolayı da bunu sağlarsak yani ne kadar çok burada petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinde olumlu sonuca ulaşırsak nükleer santrali açar ve %10'a yakın bir pay zannedersem belki bunu sağlarsak ve akabinde de Türkiye'deki alternatif enerji kaynaklarından enerji üretimini artırırsak beraberinde de Türkiye'yi montaj sanayiden çok yüksek katma değer üreten, çip üreten, yazılım üreten bir sanayiye dönüştürebilirsek veya sanayinin mevcut teknolojisini artırabilirsek, mesela Selvi Hanım ben üniversitede çalışıyorum, hocam da öyle, yapay zeka artık her yere öyle bir girmeye başladı ki, evet. Bu kaçınılmaz son. Bakın bu kaçınılmaz son. Yani şu anda uygulamalar mesela şu anda yapmış olduğumuz bağlantı, işte WhatsApp, kaçınılmaz sondu bunlar. Bakın. Yapay zekada şu anda kaçınılmaz son artısı eksisi olabilir. Ama bir an önce bizim bu yeni zamanın ruhunun ana dinamikleri olan bilgi çağının temeli olan bu yazılım mühendisliğini yüksek beceri gerektiren yapay zeka uygulamaları deep dediğimiz özellikle yani
Derin teknolojiyi. Hem finans sistemini entegre ediyorsun, hem tarıma, hem imalat sanayi, her yere girmediği alan kalmadı Selvan. Bak. Müthiş bir tren var, asla kaçırmamalıyız. Hem otomotiv sektörünü, hem tüm sektörün temeline öyle bir giriyor ki şu anda inanılmaz hızlı. Şu anda Türkiye'nin ne yapıp ne edip üniversiteleriyle, ilgili kuruluşlarıyla, TÜBİTAK'la, bakın mesela sahte doları konuşuyoruz değil mi Selvan? Neden? Çünkü yapay zeka uygulamalarıyla öyle bir dolar üretmiş ki adamlar, para sayma makineleri bunu yakalayamıyor Selvan. Evet. Doğru hocam. Yani eninde sonunda kağıt para da ortadan kalkacak. Çünkü bu yani bir tarafı da bakın bu yönden düşünün. Yapay zeka uygulamasıyla üretilen o sahte parayla ana parayı ayırt eden makinalar değiştirilmek zorunda kaldı. Eninde sonunda bunu öyle bir üretecekler ki hiç ayırt edemeyeceğiz. Belki hani çok teknik dışında mutlaka dijital paraya geçilecektir. Bak kripto paraya demiyorum. Kağıt paranın da sonuna doğru gidiyoruz. Yapay zeka ve derin teknoloji uygulamaları dünyada paradigmayı değiştiriyor ve çok hızlı gelişiyor. Bu anlamda öncü olan ülkeler geleceğin en büyük küresel gücü olacaktır. Türkiye bölgesel bir güç olabilir. Fakat yaşadığımız bölge öyle bir bölge ki daha önce de söyledim. Bu bölgede bölgesel güç demek aynı zamanda küresel güç demektir. Biz bu küresel güç özelliğine haiz olmamız veya haiz olmadığımız bu gücü idame ettirmemiz için bu teknolojiyi mutlak şartlarda önce olmamız gerekiyor veya geride kalmamamız gerekiyor. Ben üniversitede bunu görüyorum şu anda. Yani bunun girmediği alan yok. Uygulamalar, yani ona ödenen paralar, bunların hızı, yetişemiyoruz. Peki hocam, Çok aslında ciddiyiz. yapay zeka ile alakalı konumuz da vardı ama son 5 dakikamız kaldı. Ben Emine hocama da söz vermek istiyorum burada. Şimdi genel bir böyle ticaret veri ile alakalı değerlendirmenizi alayım hocam. Bir de şöyle bir veri de var aslında. Ekim ayında ihracatta Almanya'nın, ithalatta ise Çin'in liderliği dikkat çekiyor yapılan verilerde, açıklanan verilerde. Türkiye'nin dış ticaretinde bu ülkelerle olan ilişkileri daha dengeli hale getirilebilir mi? Nasıl yorumluyorsunuz? Evet, oranları Haldun hocam açıkladı. Tekrar üzerinden geçecek olursam, Türkiye aslında ekonomik büyüme verilerine öncelikle baktığımız zaman, yani %2,5 büyüdü. Ama biz bunu hesaplarken iki yöntemle hesaplanıyor. Yani birisi üretim yöntemiyle, birisi de harcamalar yöntemiyle. Biraz önce konuştuk. Üretim yöntemiyle hesaplanırken Selva Hanım, genellikle sanayi kesimi üzerinden sohbetimizi yaptık ve hizmetler sektörünün bunlar içerisinde kahraman olduğunu gördük. İşte harcama yönüyle baktığımız zaman bu gayri safi yurt içi hesaplamalarında aslında bizim yüzümüzü güldüren bir durum. Bu dış ticaret ile ilgili durum. Çünkü dış ticaret faaliyetlerimiz harcamalar yönünden yükselmiş gözüküyor. İhracatımız yükselmiş gözüküyor. Şimdi nihayetinde baktığımızda tüketim harcamaları ve devletin yatırım harcamaları ya da reel sektörün yatırım harcamaları dezenflasyon programından dolayı biraz daha dış ticaretin gerisinde kalıyor. O zaman bizim yüzümüzü güldüren bir tablo. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Tabii bunları yaparken de ithalatın gerilemesi de bir bakımdan ne yapıyor? Cari dengeyi geriletiyor. Ama şimdi iktisatta makroekonomik değişkenlere baktığımız zaman optimum bir dengeyi sağlamak mucizeler gerektirir. Yani kısa dönemde böyle bir sihirli bir değnek alıp da hemen ekonomiyi her şeyini düzeltemezsiniz. Bu anlamda o optimum dengeyi sağlayabilmek için orta ve uzun vadeli programlara bakmak lazım. O yüzden ihracat rakamlarının bu şekildeki durumunu bu şekilde yorumluyorum. İkincisi de Almanya ve Çin konusunda zaten Almanya 4.0'ı başlatan ülke. Yani daha öncesinde yapay zeka ile de ilgili konuştuğumuzda ilk sinyallerini 2000'li yıllarda Almanya'da Hannover fuarında verilmiş ve daha sonrasında da bunun diğer ülkeler tarafından özellikle Avrupa ülkelerinden tutun da Amerika ve Çin'e kadar benimsendiğini ve dünyada artık 4.0 endüstrinin hızlı bir şekilde
dönüştüğünü görüyoruz. Hı-hı. Yani şimdi bir dönüşüm toplumuyuz ve bu dönüşüm toplumuna ne kadar adaptasyon hızlı sağlanabilirse Türkiye açısından da baktığımız zaman bu yapay zeka içerisinde de ve internet hızının veya bilişim teknolojisinin veya yüksek kaliteli teknolojilerinin ya da katma değeri yüksek olan teknolojilerine de yani nereye bakarsanız bakın bunların içerisinde hepsinde yapay zekayı görebiliyoruz. O yüzden biraz önce de bahsettiğimiz gibi yapay zeka her yerde var. Hı hı. Yani baktığımız zaman bu yapay zekanın girmediği hiçbir alan yok. Çünkü yapay zeka ile ilgili ihracata şuradan bağlayacağım. İçerik üretiyor, görsel üretiyor, ses üretiyor, kodlama yapabiliyor. Ve böyle olunca da aslında beyaz yakalıların bir bakıma şu anda biraz daha işsizlikle ilgili problemleri artıyor. Hı hı. Ve teknolojik işsizlik dediğimiz bir işsizlikle karşı karşıya kalıyoruz. Ama hı hı. bir taraftan da yapay zeka ile birlikte yeni iş alanları açılıyor. Hı hı. Çünkü özellikle yeni iş alanları biz bunu Covid'de de gördük. Ne yaptık Covid'de Selva Hanım? Evden çalıştık. Şu anda da olduğu gibi. Ve insanlar evden çalışmaya alıştı. Bundan dolayı da yapay zekaya sahip birçok firma aslında bunu yapacak. Evden çalışacak. Hocam bu da birkaç cümlenizi de alayım isterseniz. Evet. Süremizi doldurduk. Buyurun. Bu da ihracatı arttıracak. Çünkü ülkeler arasında rekabeti arttıracak. Ve özellikle bu ihracattaki rekabette Türkiye'nin işine daha çok yarayacak diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun katkılarınız için. Rica ederim. Evet değerli izleyenler, Ekonomi Ekranı'nın bugün süresini doldurduk. Bizden sonra saat başında Eda Erci sizlerle birlikte olacak. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.